Selam bebişler. Bunu editlerken nasıl olacağım acaba? Yeter lan. Yeter lan. Kendimi hiçbir zaman iyi bir gitarist olarak adlandırmadım. Ama bazı günler vardı ki umuda ihtiyacım vardı. İyi çaldığımı hissetmeme ihtiyacım vardı. Ve o zaman izlediğim bazı videolar vardı. Ve bugün size bu videoları izleteceğim. Aklıma geldi, pardon. Aslında burada açık konuşmak gerekirse size burada izleteceğim şeyler benim enstrüman öğrenmemdeki prosesin Türkçesi neydi ya? Allah'ım bu şimdiden çok zor olacak ise de biliyorum. Yapabilirsin hadi. İlk gitarımı aldığımda kesinlikle böyleydi. Çünkü kimse doğduğu gibi gitar çalmıyor. Ama emin olun daha kötüleri var. Searching for the best. And then in walks this guy. Bu adamın surat ifadesine göre nasıl bir performans çıkaracak bir hayal edin. Yani ben şöyle hayal ediyorum. Adam oraya oturacak ve ne hayal ettiğinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu özgüvene bak. Evet. It's easy if you try. No hell of us, only sky. Imagine all the people living for today. Şu hayatta tek bir şey yapmayın. Özgüveni olan insanları yargılamayın. Çünkü bir gün dönüp dolaşıp sizden daha başarılı olabilirler. Ama eğer dalga geçtiğim için beni birkaç yıl sonra mahvedecek bir adam varsa bu da o adam olmalı, tamam mı? Şundaki star ışığına bak. Bana kimi hatırlattı biliyor musun? Farklıydı. Ben okuyup doktor ya da avukat olduğum zaman kendim olamayacaktım okulda. Çünkü sadece bana her neyse. Çünkü bu kameralar çekiyor, öyle bir şey söylemek. Lan cümleyi bitirseydin hayat amacımı anlayacaktım ya. İstediğin gibi, istersen gömleğini de at. Onun havası var. Onun havası var. Ha bir de anam beni doğuşta star doğurmuş. Şimdi ben susuyorum. Geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak. Bu ne? Şimdi de benim size bunu hayalimde nasıl izlediğimi göstereceğim. Oo, evet. Bu sefer güzel bir şey var galiba. Bunu dinleyince aklıma ilk ne geldi biliyor musun? Dünyanın en eski Yeşilçam filmini düşün şimdi. Orada background'da çalan müzik bu. Bak bir daha dinle. Adam aslında çalmayı biliyor ama yeni bir efekt sergilemeye çalışıyor. Ama planladığın her şey hayatta böyle gitmiyor işte. Sonra sen bunu yapıyorsun ve videoya çekiyorsun. YouTube attıktan 20 yıl sonra bir tane keko gelip seni izlerken gülüyor. Ve insanlar da ben gülerken onu izliyor. Ne biçim bir yüzyıldayız ya? Sakin ol! Tamam. İşin üzücü yanı benim 4-5 yıl önce sokakta aynen böyle çalıyor oluşumdu. İçten hiç o kadar elini yok şu an. Anlıyorum seni bro. Oo, yap şovunu aynen. Baba! Ve hayatımın bir döneminde elektro gitar çalmak istedim. Neden bilmiyorum. Bir değişikliğe ihtiyacım vardı galiba ama elektro gitarın verdiği yine efektleri kullanmak isterken aynen böyle gözüküyordum.
Bak ben de hayatım boyunca çok kötü gitar çaldığım zamanlar oldu ama hiçbirini kaydetmedim. Ya bir tane nota ya. Sürekli aynı yerde yanlış yapıyorsun ya. Oh, şu öfkeye bak. Ve komik olanı da tamam bu kadar bitti dedikten 5 dakika sonra yine çalmaya çalışıyor olması. İşte gerçek bir gitarist ruhu diye buna derim. Gitara uzanmak için gittiği mesafe bile onun zafere giden yolunda bir parça. Tamam. Hey, tamam anladık.